Allah eğer bizim iyiliklerimize hayır onları bir kenara koy ben iyilik yapayım diye müdahale ediyorsa kötülüklerimize de böyledir. Allah insanı hür yarattı. Hür bir irade ile yarattı. Bakınız dağlara bile verilmesi teklif edilip de dağların paramparça olduğu sorumluluk aslında şeriattaki namaz kılma, oruç tutma birilerin zannettiği gibi ibadetler bunlar değildir. İradedir iradedir. Insandan başka hiçbir canlıda böyle bir irade ve akıl teşhisi yoktur. İnsan bununla mücahiz olduğu için kendi hür iradesiyle davrandığı için iyiliklerinde ve kötülüklerinde hürdür. Ha nereye kadar hürdür? Bir becerilerine yani elinden gelebildiği diyoruz ya elinden gelebildiği yere kadar iyilik veya kötülük yapabilir. İki, bu varlık alemindeki diğer etkenlerin koyduğu sınırlara kadar. Yani sizin onu engelleyecek gücünüz başka bir insan olarak, başka bir dünyevi güç olarak buna müdahil olduğu yere kadar iyilik veya kötülük yapabilir insan. Allah-u Teala'nın buradaki müdahalesi bambaşka bir konudur. Başka bir bahsi, başka bir soruyu gerektirir. Ama Allah niçin insanların kötülüklerine veya kötülüklere müdahale etmiyor sorusunu, Allah niçin insanların iyiliklerine müdahale etmiyor şeklinde sorduğunuzu anlarsınız cevabını. Çünkü insan hürdür, hür iradesine insan Allahu Teala karışıyor olsaydı zaten cennetin cehennemi manası kalmazdı.